Barış arkadaş, Fuat Uğur dedi ki muhalefetin bunları ciddiye almaması gerekirdi dedi. Sence ciddiye almaması mı gerekirdi? Şimdi muhalefet nasıl ciddiye almasın? Ortada 180 milyon dolardan bahsediliyor. İddia. O iddia. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bir iddia ortaya attı ve dedi ki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenli oğlunun 180 milyon doları var ve bu 180 milyon dolar SPK'da işte bu şirketlerin hisse artırımı, borsadaki işlemleri vesaire vesaire üzerinden toplanmış paralar dedi. Şimdi Gürkan, biz burada yayınlara katıldığımızda FETÖ meselesi tartışmaya başlanıldığında özellikle AK Parti'yi destekleyen gazeteci arkadaşlarımız KHK'ları savunur, yani kanun hükmündeki kararnameleri ve kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkartılan kişilerin tamamının, neredeyse tamamının suçlu olduğuna kanaat getirirlerdi ve derlerdi ki işte onlar FETÖ'cü, PKK'lı, DHKPC'li, şucu bucu. Ve bu KHK'lara böyle adeta kutsal bir metin muamelesi yapılırdı. Yapanlar vardı ama yapmayanlar da vardı. Ben yapanlar için söylüyorum. Yok, yapmayanlar da vardı diyelim de. Şimdi baktığında KHK'ların önemli bir kısmı neydi? KHK yüzünden ya da KHK ile birlikte işten çıkartılan ve birçoğu da sivil ölüme terk edilen vatandaşlara yönelik suçlamalar. İşte efendim, Bankasya'dan kart aldın, Bankasya'dan kredi çektin, 17-25'ten sonra gittin para yatırdın, Bankasya'dan HGS geçiş kartı aldın vesaire vesaire. Öğretim üyeleri de var, bildiri imzalayan 106 bundan dolayı KHK ile kesinleşmiş karar olarak atılan hiç kimse yok. Hacı ben bir tamamlasın hacı, bir kesmeden bir kesmiyor ama sanki, ama algıya gerek yok. Bankasya'da hesap açtın diye kimse FETÖ'den görevden alınmadı. Hacı Bankasya'ya para yatırdığı için bu ülkede onlarca, yüzlerce insan işinden uzaklaştırıldı KHK'yla. O çünkü 17-25'ten sonra özellikle para yatıranlar terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımdan davalık oldular. Hatta birçok ev sahibi bu yüzden davalık oldu, kiracı davalık oldu. Birçok memur da dedi ki arkadaş ben belediye ismi vermeyeyim, atıyorum AK Partili şu belediyede çalışıyordum. E kardeşim, benim maaşımı belediye o bankaya yatırdığı için gittim, oradan aldım dedi. Evet, doğru. Şimdi, onlar oldu. Heh, ve sonra oldu, da iade edildiler. Oldu yani. Onlar şimdi iade edildiler. Şey söylüyorum, evet. Oldu değil mi? Oldu. Peki kardeşim, bu Banka Asya denilen bankanın 16 yıl genel müdür yardımcılığını yapan kişi kim? Ali Fuat Taşkesenli. 16 yıl. Bank Asya'nın genel müdür yardımcılığını yapmış. Bank Asya'nın önünden geçene dava açmışsın. Bank Asya'dan para çekene dava açmışsın. KHK ile işten çıkartmışsın. Hakkında dava açılmış. Ama bu arkadaşın özelliği neyse, 16 yıl boyunca FETÖ terör örgütünün finans merkezi olarak adlandırılan, hatta bir dönemde adına lig kurulan, biliyorsun Bank Asya Birinci Ligi, futbol ligi vardı. Evet. Bu arkadaş genel müdür yardımcılığı yapmış olmasına rağmen 16 yıl sonra devlet bankaya el koyduktan sonra Ali Fuat Bey ile ilgili tek bir dava ve tek bir soruşturma açılmıyor. Açılsın demiyorum. Öyle bir şey iddiam da yok. Diyebilirsin bir, canım. Hayır hayır, yani bilmiyorum yani. Tabii. Yani sonuçta yani. Bir şey diyemem. Kimseyi de suçlamak istemiyorum. 16 yıl burada görev yapıyor. Devlet bankaya el koyuyor. Beyefendi Halkbank'ta ödüllendiriliyor AK Parti iktidarında. Yetmiyor, Halkbank'taki genel müdürlüğünden sonra en az Halkbank kadar önemli olan bir kurumun başına atanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun başına. Sermaye Piyasası Kurulu ne yapıyor? Borsaya giren çıkan her şeyi denetliyor ve düzenliyor. Yani Borsa İstanbul ve diğer piyasa oyuncularının tamamı Ali Fuat Bey'in denetiminde. Evet. Yani Ali Fuat Bey'in söylediği herhangi bir şey, verdiği bir karar borsada, sermaye piyasasında insanların canına ve malına mal olacak derecede önemli. Nedir mesela Ali Fuat Taşkesenli oğlunu bu kadar önemli yapan? Bankasya, Halkbank ve ardından SPK. Şimdi bakıyorsun
kız kardeşi hanımefendi kendisiyle aynı dönem milletvekilliği yaptı. Ali Babacan'ın kendisini Halkbank'a aldığını unutmayalım. Ali Babacan çok önemli. Sonuçta AK Parti iktidarında alındı. Doğru yani. Ama Ali Babacan şu anda Ali Babacan'ın görevi bittikten sonra da devam etti. Hayır, Ali Babacan altın masanın bileşeni ya, ona soralım. Kız kardeşi Ali Babacan da eğer bir cevabı varsa çıksın, evet, açıklasın. Tabii ki canım, diğer yani o aldı onu oraya. Tabii ki diğer isimlerden de Ali Babacan'ın Ali Babacan'la birlikte çalıştığı söyleniyor. Bunu ben de senin merak ettiğini ben de merak ediyorum. Şimdi baktığında Zehra Hanım da aynı dönem milletvekilliği de yaptık. Çok da radikal konuşmalar yapardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bakıyorsunuz. Ne diyordu mesela? Yani işte böyle Cumhuriyet'le ilgili, ne bileyim, 15 Temmuz darbesinden sonra işte 100 yıllık prangadan kurtuluyoruz vesaire vesaire gibi. Yani klasik bir AKP milletvekili olarak konuşurdu. klasik canım, ne klasik yani? Diyor ya. 100 yıllık pranga neden kurdu? Ne gördük pranga işte. 100 yıllık pranga tabii canım. Milyon dolarlar ortada dolaşıyor. Hatta 100 yıl değil, 300 yıllık da pranga da diyebiliriz. 180 milyon dolardan bahsedilse ben de prangadan kurtuldum derdim yani. Ama 180 milyon şimdi, dolar Sedat Peker'in iddiası. Sedat Peker'in sözcülüğünde yapmaya gerek yok diye ya düşünüyorum. Ya arkadaş, Sedat Peker, Vedat sözcüsü Peker, Kemal arkadaşlar. Peker, Ahmet kendi Peker. Kendi sözcünüz onun. Sedat Peker'in sözcüsü sormayın burada ya. Kardeşim, bu adamla siz iş tutuyordunuz. Yok. Sedat i̇şte bak oraya getiriyorsun işte. Sizin sürmanşetlerinizde kaç çok kere yer aldı Vedat? Neyse boş ver şimdi. Neyse şimdi ben Sedat Peker ama ben evki hata ya. Siz niye aynısını şu anda gidip de Sedat Peker'e sırtını yaslayarak suçluyoruz? Sedat Peker kısmında değilim. Ortada bir video var. Ama 180 söyleyeyim. Bak, bu tartışmayı başlatan da Sedat Peker değil. Ünsal Ban'ın tweetleri başladı. Ünsal Ban'ın ben o sabah. Önce o tweet attı çünkü. O sabah. Fark etmez ki Ünsal Ban'ın bu olayla direkt alakası yok. Özür dilerim, şunu hatırlatalım. Sen devam et, özür dilerim Barış. Ünsal Ban bu görüntüleri ve bilgileri vermiş olmalı ki o avatara çok büyük depremler olacak diye 19 Temmuz'da bir tweet atıyor Ünsal Ban. Onu hatırlatalım bu arada. Onu tam ona geleceğim. Tamam, öyle peki, mi? Tamam. Şimdi Ünsal Ban bir sabah Twitter'da dolaşırken önüme Ünsal Ban'ın tweet'i düştü. Kendisini ben kamuoyundan tanıyorum. Yani geçmişte internet sitelerinde falan yazarlık yapardı. Borsa alanında da hani yatırımları olan falan biri. Bir kişisel dostluğum yok, tanımam, ama kamuoyundan tanıyorum. Ünsal Ban'ın tweetini görünce içimden geçen ilk duygu bu AKP'nin iskisi olacak dedim. Gerçekten AKP'nin iskisi olacak dedim. Çünkü iskide de biliyorsunuz 1 milyon TL'lik bir tartışma vardı. Dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in eşi Nokta Dergisi'ne size geldi, konuştu değil mi o zaman? Ve ondan sonra bu SHP'nin ta yıkılışına kadar gitti. Dedim ki vallahi bu AKP'nin iskisi olacak, hatta bundan daha büyük bir şey. Çünkü şunu yazdı Ünsal Ban, eşi Zehra Hanım'ı kastederek, boşanmak için benden 2,5 milyon dolar istiyor dedi. Yani 70 milyon TL. 70 milyon TL. Şimdi bunlar bizim aklımızın, hafsalamızın almayacağı paralar. Buraya getirseler ben 70 milyonu da 2,5 milyon dolar da sayamam. Yemin ederim sayamam. Ne ona matematik bilgim yeter, ne aklımda o kadar rakam. Ne de bugüne kadar öyle bir parayı böyle gördüm. Böyle bir para da görmedim. Yani ama 2,5 milyon dolar eğer bir hanımefendi eşinden boşanma için tazminat böyle istiyorsa, demek ki bu para var ortada. Demek ki bu para var. Yani hiçbir kadın olmayan parayı istemez. Bilmiyorum, burada herkes benim dışımda, evet, herkes evli, bu işleri daha iyi bilir. Boşanma falan bir kadınla bir erkeğin boşanmasından ve boşanırken tazminat istemesi bizim olayımız bu mu? Hacı, anlatacağım. 2,5 milyon da ister, 2,5 tamam, milyar bak, da ister. Şimdi insan şunu söyleyeyim. Ama bu 2,5 milyon, milyon doları ben sana vermiştim. Dolar mı acaba? Dolar olduğunu da bilmiyoruz. Dolar dolar. Baktım, bir daha baktım. Google'dan bir daha baktım. Şimdi baktığında her şeyde inanma Barış Bey. Ya kendi tweetinde yazıyor. Hayır, zaten 9 Eylül'de mi 10 Eylül'de mi dilekçe şey boşanma davası ki var hacı. Hele hele Eylül'ün ilk haftasında yurt boşanma davası. Yurt dışından üfürülüyor ya bu bilgi. Var.